Hepinize merhaba. Sunardağ YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapımını göstereceğim. Böyle harika, çok güzel, çiçek desenli, tomurcuk çiçek desenli harika güzel bir model oldu. Modelimiz böyle boyut olarak ideal, orta büyüklükte. Eğer büyük yapmak istiyorsanız videoda söylüyorum, anlatıyorum nasıl büyük yapıldığını. Modelimiz bu şekilde. Gerçekten çok kolay ve güzel bir model oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. İlk önce zincir yapalım. 6 tane. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir yaptım. En alttan ikinci zincire buraya böyle sabitleyerek küçük bir halk oluşturduk. Bir zincir yapıyorum. Halkamızın boşluğuna buraya fıstık yapalım. Dört sefer sardım ve kapatıyorum. Araya iki zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar yapıyorum buraya. Yine araya iki zincir yapıyorum. Bu şekilde toplamda 6 tane fıstık yapıyoruz. Üç tane oldu. Altıncıyı da yapalım. Bunu da kapatıyorum. Evet, toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane iki zincir yapıyorum. Buradaki fıstığın üzerine sabitliyorum. Evet, tekrar buradan devam ediyoruz. Bir zincir yapalım. Buraya sabitlediğimiz yere fıstık yapalım. Fıstığı kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen buraya tekrar yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir, iki zincir yapıyorum. Hemen buradaki fıstığın üzerine tekrar geçiyorum. Kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen buraya tekrar. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Yine iki zincir buraya geçiyorum. Altı dilime de aynı işlemi uyguluyorum. Evet, aralarda iki zincir var. Bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Evet, bu şekilde tekrar sıra sonuna geldik. İki zincir yapalım. Gelip buradaki fıstığa bağlantımızı yapalım. Bir zincir yapıyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Buradan en başa bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum.
Tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan hemen bu aşağı yapıyorum en başa. Tekrar kapatmıyorum. Buraya yapıyorum. Bu şekilde. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Burada arttırma yapıyoruz. Kapattım yere bir ve buraya tekrar. Bu şekilde ikisini bir kapatarak arttırma yapıyoruz. Arttırma yaparak devam edeceğiz. İki zincir yapıyorum. Buraya geçiyorum. Fıstık yaparak geçiş yaptım. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan aşağı yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum buraya. Bu şekilde üçünü kapatıyorum. Ve burada bir zincir yapıp arttırma yapıyorum. İkili kapatarak artırma yapıyoruz. Evet, tekrar bu şekilde altı dilime de bu şekilde yapalım, tamamlayalım. Evet, ipimizi kestik. Kestiğimiz yerden veya herhangi bir noktadan beyaz ipimizi buraya sabitleyelim. Tekrar sıkılaştırmak için zincir yaptım. Buraya hemen fıstık yapalım. Fıstığı kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen aşağı yapıyorum. İki oldu. Tekrar kapatmıyorum yan tarafa. Bu şekilde üçlü kapatıyorum. Tekrar bir zincir yaptım. Kapattığım yere bir hemen aşağı yapıyorum ve son nokta yapıyorum. Bu şekilde üçlü kapatıyorum. Tekrar bir zincir yapıyorum. Arttırma yapıyoruz. Bu şekilde ikili kapatarak arttırma yapıyoruz. İki zincir yapıyoruz. Yan tarafa geçiyoruz. Aynı işlemleri uyguluyoruz. Ve yan tarafa. Bu şekilde üçlü kapatıyorum. Hemen aşağı yapıyoruz. Son köşeyi yapıyoruz. Yine üçlü kapatıyoruz. Bir zincir. Tekrar buraya arttırma yapıyoruz. Şekilde ikili kapatarak arttırma yapalım. Fıstık sayısı 3'e çıktı her dilimde. Bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Evet, bu şekilde tekrar sıra sonuna geldik. 1, 2, 3 tane yan yana fıstığımız olması gerekiyor. Şimdi sıra sonunda yine 2 zincir yapalım. Buraya bağlantımızı yapalım. Bir zincir yapalım. Buraya tekrar fıstık yapıyorum. Fıstığı kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya yapıyorum.
Kapatmadan hemen aşağı yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum yan tarafa. Bu şekilde 3 tane beyazı kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Burada yaprak yapacağız. Yeşil ipimi alıyorum. Buraya sabitliyorum. Bir zincirle birlikte tekrar buraya fıstık yapalım. 4 sefer sarıyorum. Biraz belirli olsun yapraklar. Aşağı yapıyorum. Ve yan tarafa. Bu şekilde 3 tane yeşili kapatıyorum. Tekrar buraya kapattığım yere bir tane yapıyorum. Yeşili bırakıyorum. Beyazı alıyorum. Hemen aşağı yapıyorum. Ve yan tarafa yapıyorum. Yeşili yine aradan yürütüyoruz. İki beyaz ve bir yeşil. Üçünü kapatıyorum. Ve burada arttırma yapıyorum. Kapattığım yere bir, hemen son noktaya. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet, fıstık sayısı 4'e çıktı. Evet, bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane yan yana fıstığımız var. Yine 2 zincir yapıyoruz. Yan tarafa geçiyoruz. Buraya fıstık yaparak geçiş yapıyoruz. Aynı işlemi uyguluyoruz. Bir zincir, tekrar buraya bir fıstık. Kapatmadan hemen aşağı yapıyoruz. Tekrar kapatmıyoruz yan tarafa. 3 tane beyazı kapatıyoruz. Burada bir zincir yapalım ve yeşil ipimizi alalım. Tekrar bir zincir. Buraya kapattığım yere hemen aşağı yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum yan tarafa. Bu şekilde 3 tane yeşili kapatıyorum. Tekrar buraya bir fıstık yeşil. Yeşil bıraktım. Beyaz alıyorum. Hemen aşağı yapıyorum. Ve yan tarafa. Bu şekilde 2 beyaz ve 1 yeşil. Üçünü kapatıyorum. Ve burada arttırma yapıyoruz. Kapattığım yere bir, hemen son noktaya. Bu şekilde ikisini kapatıyoruz. Yine 2 zincir yapacağız ve yan dilime geçeceğiz. Bu şekilde 6 dilime de yapalım, yaprakları tamamlayalım. Evet, bu şekilde yaprakları tamamladım. Burada yeşil ipimizi keselim ve devam edelim. Buradan yine 2 zincir yapalım. Buraya bağlantıyı yine yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, devam ediyorum buraya. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan hemen aşağı yapıyorum. 2 oldu. Tekrar kapatmıyorum. Yan tarafa yapıyorum. Üçünü kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya, kapattığım yere bir tane hemen aşağı yapıyorum.
İki tane beyaz oldu ve şimdi beyazı bırakıyorum. Pembeyi alıyorum. Yeşilin ortasına. Sabitliyorum. Bir zincirle birlikte üçüncüyü de buraya yapıyorum. Dört sefer sardım yine. Belirli olsun. İki beyaz ve bir pembe. Üçünü kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar kapattığım yere bir aşağı yapıyorum. İki oldu. Bırakıyorum. Beyazı alıyorum. Yan tarafa. İki pembe, bir beyaz. Üçünü kapatıyorum. Beyaz ile devam ediyorum. Kapattığım yere bir aşağıya ve son noktaya. Yine üçünü kapatıyorum. Ve burada arttırma yapıyoruz. İkili kapatarak böyle arttırma yapıyoruz. Evet, iki zincirle yan tarafa geçeceğiz. Bu şekilde sıramızın sonuna geleceğiz. Evet, bu şekilde iki beyaz, bir pembe ve iki beyaz olması gerekiyor her dilimde. İki zincir yapıyoruz. Buraya geçiş yapıyoruz. Fıstık yaparak geçiş yapıyoruz. Kapattım. Bir zincir tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan hemen aşağı yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum, yan tarafa. Bu şekilde 3 tane beyazı kapatıyorum. Tekrar kapattığım yere bir tane hemen aşağı yapıyorum. 2 oldu. Bırakıyorum, pembeyi alıyorum. Yeşilin ortasına yapıyoruz. 4 sefer sardım pembeyi. 2 beyaz ve 1 pembe. Üçünü kapatıyorum. Bir zincir tekrar kapattığım yere bir hemen aşağı yapıyorum. İkinciyi buraya yaptım. Bırakıyorum. Beyazı alıyorum. Yan tarafa. İki pembe ve bir beyaz. Üçünü kapatıyorum. Tekrar beyaz ile devam ediyorum. Üçünü kapatıyorum. Ve burada artırma yapıyoruz. Şekilde arttırmamız her dilimde olacak. İki zincirle yan tarafa geçiyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Çiçeklerimizi tamamlayalım. Evet, bu şekilde çiçeklerini de yaptık, tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5 tane yan yana fıstığımız var. 2 beyaz, 1 pembe ve 2 beyaz şeklinde. Şimdi iki zincirle buraya bağlantı yapmadan önce pembe ipimizi burada keselim. Dilerseniz buraya böyle bir zincir yapıp bu şekilde de kesebilirsiniz. Şimdi buraya ikinci zincirle bağlantımızı yapalım. Ve beyaz olarak öreceğiz. İki sıra düz olarak. Bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Tekrar buraya yapalım. Kapatmadan hemen aşağı yapıyoruz. Yan tarafa. Bu şekilde üçlü kapatıyoruz.
Evet, bu şekilde üçlü kapatmaya devam edeceğiz. Üçlü kapatmaya devam edeceğiz. Dilim sonuna kadar üçlü kapatacağız ve burada ikili arttırma yaparak arttırma yapmış olacağız ve yan tarafa fıstık yaparak geçiş yapacağız. Bu şekilde düz beyaz olarak ilk sıra örelim. Üzeri tam 7 tane olacak. Sonrasında diğer bölümde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. Bir sıra beyaz olarak ördük. Sıra sonunda ikili arttırma yaptık. Hemen fıstık sayısını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yan yana fıstık olmalı. Her dilimde, 6 dilimde de. Şimdi sıra sonuna geldik. Bir üst sıraya geçelim. Buraya 2 zincirle bağlantı yaptık. En başa bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Hemen buraya tekrar yapıyorum. Kapatmadan aşağı yapıyorum. 2 oldu ve yan tarafa yapıyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir tane üçlü kapattık. Bir zincir yapalım. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Buraya üçlü kapattığım yere sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum buraya. Fıstık yapıyorum bir tane kapattığım yere. Bir tane yaptım. Hemen aşağı yapıyorum ikinciyi. Ve yan tarafa yapıyorum üçüncüyü. Bu şekilde 3 tane fıstığı kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar kapattığım yere bir tane yeşili de yapıyorum. Yeşili bırakıyorum. Beyazı alıyorum. Hemen buraya yapıyorum aşağıya. Kapatmıyorum yan tarafa. Bu şekilde üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar kapattığım yere bir hemen aşağı yapıyorum. Ve yan tarafa. Bu şekilde üçünü yeşil ipimle kapatıyorum. Yeşile geçebilmek için biraz hafif astsılıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya kapattığım yere bir tane aşağı yapıyorum. Beyaz ipi de aradan yürütüyoruz böyle. Ve yan tarafa. Bu şekilde 3 tane yeşili kapatıyorum. Bir zincir tekrar yeşiline bir tane yaptım. Bırakıyorum. Beyazı alıyorum. Aşağı yapıyorum ve yan tarafa. Bu şekilde üçlü kapatıyorum. Ve arttırma yapıyoruz. İkili kapatarak arttırma yapıyorum. Evet, birinci dilimimiz tamam. İki zincirle yan tarafa geçiyoruz. Aynı işlemleri yapıyoruz. Buradaki yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını geriye kalan dilimlerde yapıyoruz. Son bir dilimi bırakıyoruz. Evet, bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Geriye kalan 3 dilimi de yapalım. Burasını boş bırakacağız. Sıramızın sonuna gelelim. Bu şekilde bir beyaz, iki yeşil, bir beyaz, iki yeşil, bir beyaz olması gerekiyor. Her dilimde bu şekilde yaprakları tamamlayalım. Evet, bu şekilde tekrar sıra sonuna geldik.
Çiçek kısmını yaptıktan sonra bir sıra düz olarak ördük. Sıra sonundakini arttırdık. Ve sonrasında yine yapraklı kısmını yaptık. Yine sonunda yine ikili arttırma yapıyoruz. İki sefer kapatarak. Şimdi ise eğer isterseniz bir sıra daha düz örüp çiçek kısmını yaptıktan sonra bir sıra daha düz örüp sonra tekrar yaprak kısmını yapıp büyütebilirsiniz. Yani bu sıradan sonra bu çiçek kısmını yapıyorsunuz. Aynı mantıkla bir sıra daha düz yapıyorsunuz ve tekrar yaprak kısmını yaparak lifinizi sonlandırıyorsunuz, büyümüş hali. Şimdi kenarı ile devam edelim. Benim için bu kadar yeterli. Buraya bir tane yapıyorum. Kapatmadan hemen buraya da yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Buraya bir tane yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Geri bir aşağıya sabitliyorum. Tekrar 3 zincir aşağıya iniyorum. Şimdi bu ortaya tomurcuk yapacağımız için zincirle geçiyoruz. 3 veya 4 zincir yapıp geçiyoruz. Buraya geçtim. Yine aynı şekilde buraya fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen buraya yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Buraya tekrar fıstık. Kapattım. 3 zincir sabitliyorum. Üç zincir aşağı iniyorum. Dört zincir ileriye. Evet, kenarını böyle yapıyoruz. Dört zincir yaptım, ileriye gittim. Tekrar buraya fıstık yapıyoruz. Buraya yapıyorum kapatmadan. İkili kapatıyorum. Buraya tekrar fıstık yapıyorum. Kapatıp 3 zincirle sabitliyorum. 2 zincirle buraya geçiyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Evet, bu şekilde tekrar sıramızın sonuna gelelim. Evet, bu şekilde kenarlarını tamamlıyoruz. Gayet güzel bir model oluyor. Dediğim gibi istediğiniz büyüklüğe kadar aynı şekilde örebilirsiniz. Bu yapraktan sonra tekrar bu çiçek kısmı, tekrar bu beyaz kısmı ve tekrar yaprak kısmı yaparak modelinizi büyütebilirsiniz aynı yöntemle. Şimdi ise buradaki boş bıraktığımız yapraklara tomurcuklar yapacağız. Hemen ipimi sabitliyorum. Buraya sabitliyorum. Yeşil yaprağın ortasına. Sıkılaştırmak için 3 zincir yapıyorum. Buraya fıstık yapıyorum.
4 sefer sarıyorum, kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya fıstık yapalım. Buraya tekrar fıstık yapıyorum. Yine 4 sefer sardım. Kapatmadan bu aşağıya tekrar yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Geri bu aşağıya sabitliyorum. Evet, bu şekilde tomurcuğumuz bir zincirle burada ipimizi keselim. Evet, bu şekilde bütün yaprakların arasına böyle tomurcuk yapalım. Evet, kenarlarını da bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen arkasına da şöyle nasıl sakladığımı da göstermek istiyorum. Buradan arkasından geçirelim, zarar vermeden. Böyle geçiriyorum. Buradaki fazlalığı da kesiyorum. Bu şekilde tomurcuğumuz tamamlanmış oluyor. Arkası da böyle. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum. Evet, bu şekilde modelimizin sonuna geldik. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Çok güzel bir model oldu. Mutlaka bu modeli örmelisiniz. Boyut olarak da ideal, orta büyüklükte oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.